Pasta al fornonun gerekli olan malzemesini doğramaya geçiyoruz. Öncelikle soğandan başlayalım. Soğanlarımızı ince ince kıyıyoruz. Kıymış olduğumuz soğanımızı fıstıklara alıyoruz. Bir adet yeşil biberimiz var. Bunu da ince ince kıyıyoruz. Soğanın yanına hemen alıyoruz. Normalde domates salçası da kullanılabilir ama ben domates salçasının yerine bir adet soyulmuş domates kullanacağım. Onu da kıyabildiğimiz kadar ince kıyıyoruz. Biraz da mantar kullanacağız. Mantarları istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Gram da dana etimiz var, yağsız kısmından yumuşak. Bunu da ince ince kıyıyoruz. Normalde fırın makarnaların birazcık farklı hali. Lezzet konusunda bizim damak tadımıza daha uygun olacağını deneyen arkadaşlarımız da görecektir. Tabii her şeyde sabit kalmamak lazım. Eğer öyle olsaydı şimdi bugün bu kadar yemek çeşidi olmazdı. O yüzden yemek konusunda daha yaratıcı olmak lazım. Değişik ülkelere ait tatları kendi damak zevkimize uyarlayıp daha farklı tatlar, daha farklı çeşitler elde edebiliriz bu şekilde. Yani bir şeyde sabit kalmamak lazım. Kesinlikle. Bu böyle olur, bu böyle olur, olmaz. Kesinlikle. Kaynatmış olduğumuz 2 litre suyumuzu tenceremize alıyoruz. Yaklaşık 1 yemek kaşığı tuzumuzu kaynamaya bırakıyoruz. Ve olmazsa olmazım tereyağımızı yaklaşık 100 gram kadar biraz daha sıvı yağ ilave edip zeytinyağı. Suyumuz kaynadı ve bir paket makarnamızı ilave ediyoruz. Yağımız eridi. Etlerimizi alıyoruz. Etlerimiz renk değiştirdiğinde mantarlarımızı da alıyoruz. ...5-6 dakika haşladığımız makarnalarımızın altını kapatıp süzmeye alıyoruz. Mantarlarımız da suyunu çekti. Soğan ve doğramış olduğumuz biberi soğan ve biberde ilave edip karıştırıyoruz. Domates, bir tatlı kaşığı karışık baharat, bir çay kaşığı toz biber ekledikten sonra kavurmaya devam ediyoruz. Normalde akıllarda şey vardır ya işte fırın makarna sade olur, işte börek tarzında olur. Normalde bizim alışkın olduğumuz bu şekilde ama bu halini çok seveceksiniz. Biz de çok beğendik. Hasan Bey
Onun için sizlere de tarifini vermek istedi. Şimdi Yıldız Hanım, sizin bahsettiğiniz Anadolu topraklarından yapılan klasik fırın makarna. Bu ise İtalyan tarzı. Biraz bizim damak tadımıza uyarlanmış. Farklı bir tat. Dediğim gibi, her zaman söylediğim gibi, yemek işi fantazi işi. Düşünüp, hayal edip onu gerçekleştirmek. Bir tatlı kaşığı tuz ilave edip karıştırıyoruz. Şimdi kremamızı ilave ediyoruz. Yarım litre kremayı kullanacağım ben bu tarif için. Bir paket makarnaya yarım litre krema idealdir. Makarna çekeceği için bir miktar da süt ilave ediyorum. Daha kremsi bir hal alsın diye. Gördüğünüz gibi altını kapatıyoruz. Çok hafif yoğunlaştı değil mi? Evet. Esas kıvamı fırında oluşacak. Makarna ile beraber. Tamam. Altını kapatıyoruz. Hazırlamış olduğumuz sosumuza 1 yemek kaşığı parmesan peynir ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı kadar da kaşar ilave ediyoruz. Karışımımız hazır. Ve karışımımızı ilave edip iyice karıştırıyoruz. Mozzarella'mızı üzerine gezdiriyoruz. Siz dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Ben mozzarella'yı tercih ettim. Kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Daha farklı peynirler de kullanabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize kalmış bir olay. Biraz da parmesan rendeledik. Çok aşırı peynir kullanmaya gerek görmüyorum ben. Fırınımız hazır. 200 derecede ısıttık. Fırınımızın orta bölümüne sürüp pişmeye bırakıyoruz. 15 dakika. Evet arkadaşlar, makarnamız hazır. Gördüğünüz gibi. O bütün o kremayı makarnalar çekmiş. Harika bir görüntü. Lezzeti süper. Ondan hiç şüphem yok. Tabii fırın makarna tarifimiz de gelecek. Standart, ama bu sosu, yani demini fırında almış oluyor. Evet. Gerçekten çok güzel. Beğeni yapmayı, halen abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Çok daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.